Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenler, izleyenler. Yine bir Nur Vakfı'nın YouTube programında sizlerle birlikteyiz yaklaşık bir ay aradan sonra. Evet, hatırlayacaksınız geçen anki programımızda bilgi, bilim ve din diye bir seriye başlamış ve bu noktada Risale-i Nur perspektifinden bilime, bilgiye ve inanca ve bunların birbirleriyle ilişkisine bilimin insanlara nasıl bir ideoloji empoze ettiğini, nasıl bakmamız gerektiği gibi konularda sizlerle birlikte Risale-i Nur'da çeşitli farklı noktalarda tefekkür etmeye çalışmış, sizlerle birlikte paylaşmıştık. Kısaca özetleyecek olursak, geçen ayın programında 29. mektupta bir temel olarak Bediüzzaman Hazretleri'nin Eski Said ve Mütefekkirin kısmının bir bakış açısından bahsetmişti. Hatırlamak babında kısaca oraya bir temas edip geçen haftanın kısa bir özetinin arkasında bu haftaki konularımıza başlamak istiyorum. Orada bir soru soruluyordu Bediüzzaman Hazretlerine. Senin eski zamanda müdafaatın ve İslamiyet hakkındaki mücahadatın şimdiki tarzda değil, hem Avrupa'ya karşı İslamiyet'i müdafaa eden mütefekkirin tarzında gitmiyorsun. Neden eski Said vaziyetini değiştirdin? Neden manevi mücahidini İslamiyet tarzında hareket etmiyorsun diye önemli bir soru. Bu soru sadece eski Said'den yeni Said'e dönüşüm meselesini içermiyor. Hepimizin, bana göre, hepimizin ortak bir problemine işaret ettiği için oldukça önemsiyorum. Cevap olarak Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyordu. El cevap, eski Said ile mütefekkirin kısmı felsefi beşeriyenin, yani beşer felsefesinin ve hikmeti Avrupa'yenin düsturlarını kısmen kabul edip onların silahlarıyla onlarla mübareze ediyorlar. Bir derece onları kabul ediyorlar. Bir derece onları kabul ediyorlar. Bir kısım düsturlarını, burası çok önemli, bir kısım düsturlarını hünûn-u müsbete suretiyle, müsbet fenler suretiyle la yetezelzel teslim ediyorlar. Onlara kayıtsız şartsız teslim ediyorlar. Bu surette İslamiyet'in hakiki kıymetini gösteremiyorlar. Adeta kökleri çok derin zannettikleri hikmetin dallarıyla İslamiyet'i aşırıyorlar, güya takviye ediyorlar. Bu tarzda galebe az olduğundan ve İslamiyet'in kıymetini bir derece tenzil etmek olduğundan o mesleği terk ettim demişti Bediüzzaman Hazretleri. Demek ki burada altı çizilmesi gereken kavram felsefe-i beşeriyenin ve hikmet-i Avrupa felsefesi anlamına geliyor. Hikmet-i Avrupa'yı'nın düsturlarını kısmen kabul etmek kavramı ve bu bir kısım düsturlarını da fünun-u müsbete suretinde, müsbet fenler suretinde la yetezerzel teslim etmek. Sanki ölümsüz hakikatlermiş gibi hiç tartışmasız bir şekilde teslim etmek. Ve fikriyatını bunun üzerine, argümanlarını bunun üzerine oturtmak gibi bir yaklaşım. Burada buna ciddi bir eleştiri getiriyor. Ve Yeni Said döneminde bu tarzı terk ettiğini söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Hatta yine geçen programımızda konuşmuş olduğumuz şu ifadeler de önemliydi. 17. Lema'daki 5. notada Avrupa fünunu ve medeniyeti eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği için yeni Said harekat-ı fikriyede seyrettiği zaman Avrupa'nın fünun ve medeniyeti, Avrupa'nın fünun ve medeniyeti o seyahati kalbiyede, o kalbi seyahatta, terakkide, emraz-ı kalbiye inkılap ederek, kalbin hastalıkları suretinde kendisini göstererek ziyade müşkülata medar olduğundan diye devam ediyordu. Demek ki bu bizim bu asırda, geçen asırdan başlayıp, hatta onun öncesinden başlayıp, kendi asrımızda da devam eden bilimsellik adı altında bir
felsefenin, materyalist, naturalist, pozitivist bir felsefenin bize dayatılması gibi bir durumla söz konusu olduğumuza dikkat etmemiz lazım. Ve ne acı ki bu kavramlar bize bir felsefe olarak, bir inanç ve bir düşünce olarak, bir fikir olarak sunulmuyor. Bilimin bir gereği, müsbet fenlerin bir gereği, müsbet fenlerin adeta düsturları gibi bize lanse ediliyor. Biz de ister istemez fenlere karşı birçok alanda bu bilginin, fenlerin, bu fenlerle üretilmiş olan bilginin ve teknolojinin doğruluğunu ve isabetli sonuçlara ulaşmasını gördüğümüz için bilim her zaman doğru söyler ya da bilgiyle bilimsel düşünceyi, bilimsel felsefeyi birbiriyle karıştırmak suretiyle sanki onun da saf bir bilgi, doğru bir bilgi olduğu düşüncesiyle alıp zihnimize koyuyoruz. Halbuki zihnimize koymuş olduğumuz şey, alemde görmüş olduğumuz, şu kainatta görmüş olduğumuz Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisi olan bilgiye ait şeyler değil, o tecelliye ait olan marifet nurları değil. Şu an bilgiyi yoğunluklu olarak elinde bulunduran materyalist ve naturalist bilim adamlarının kendi materyalist dünya görüşlerinin ve felsefelerinin olduğunu çoğu zaman atlıyoruz. Evet, bu konu önemli olduğu için bu serimizde biz bu noktalara devam edeceğiz. Bu konuda yine Risale-i Nur'daki farklı yerlerdeki yaklaşımları sizlerle birlikte paylaşacağız. Temel soru şu olsa gerek, zihnimize bu yerleşen, kalbi hastalıklara yol açan bu Avrupa fenleri üzerinde durmamız, bunların ne olduğu, bize nasıl sunulduğu noktasında uyanık olmamız lazım. Bilgiyle, saf bilgiyle o bilgi ambalajı içerisinde bize sunulan kokuşmuş bir felsefeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bu noktada uyanık olmamız gerekiyor. Evet, bilgi müminin ilgiyetidir. Bunu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi olarak zaten hepimiz bütün inananlar inanıyorlar ve nerede olursa almak durumunda olduklarını, mükellef olduklarını biliyoruz. Bu Peygamberimizin biz ümmetine bir emridir aynı zamanda. Bu iki kavramı birbirinden ayrıştırmamız gerekiyor. Yani bilgi ambalajında sunulan dinsiz fikirlere karşı bizim dur bakalım demesini bilmemiz gerekiyor. Neye dur diyeceğimizi ve onun hastalıklı yapısının nerelerde olduğunu sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağız. Şimdi her şeyden önce bu mesele tabii bu tartışma daha çok yaratılışa ait meselelerde kendisini gösterdiği için bu perspektiften bir bakmaya çalışalım. Nerelerde biz hangi kavramları, hangi yaklaşımları fünun müsbete suretinde laetezelzel hakikatlarmış gibi kabul ediyoruz. Bu noktada biraz yanıtlamamız gerekiyor. Evet. Şimdi Tabiat Risalesi'nin girişinde, burada Tabiat Risalesi'ni okumayacağız. Girişindeki yaratılışa ait bir kısım bölüm var. Burayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında Risale-i Nur'un içerisindeki çeşitli kavramların altında çok önemli yatan manalar var. O manalara dikkat çekmek istiyorum sizlerle. Şimdi Tabiat Risalesi'nin yani 23. Levan'ın başlangıcında şöyle bir giriş var. Oradaki kavramları kullanacağımız için, o kavramlar üzerinde duracağımız için o girişi sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Mukaddime, ey insan bil ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işvam eden, dinsizliği hatırlatan, dinsizlik kokusu içeren ve adeta bir nevi içerisinde dinsizliği çağrıştıran diyelim dehşetli kelimeler var. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Bu sadece herhangi sokaktaki bir insan değil. Ehli iman da, inanç ehli de bunu, bu kelimeleri, bu dehşetli kelimeleri bilmeyerek kullanıyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan ederiz. Neymiş o kelimeler? Birincisi,
Evcedetül esbab, yani esbab bu şeyi icat ediyor. Esbab sebepler. Sebepler bu şeyi icat ediyor. Herhangi bir etrafımıza baktığımızda ki etrafımızdaki her şey her an bir yaratılış üzerine. Dolayısıyla yağmur nasıl yaratılıyor, su nasıl yaratılıyor, güneş nasıl doğduruluyor, ağaçlar nasıl çiçekleştiriliyor, yahut nasıl meyve verdiriliyor gibi kainattaki bütün yaratılışa baktığımızda ki dikkat ederseniz biz genellikle gündelik hayatımızda kullandığım tarzda kullanmayız. Yağmur nasıl oluşuyor, çiçekler nasıl açıyor, güneş nasıl doğuyor gibi genellikle kendi kendine oluşu ifade eden kavramları kullanırız. İşte anlatmaya çalıştığım bir şey bu Avrupa felsefesi, naturalist felsefe öyle bizim dem ve damarlarımıza işlemiş ki dilimize ve kavramlarımıza bile yerleşmiş. Yağmur nasıl yaratılır diye sormayız gündelik hayatımızda. Eğer bununla ilgili bir soru soracaksak yağmur nasıl oluşur diye sorarız. Evet, ya bu sadece bu kavrama bakmamız bile bize birçok şeyi, ya içinde bulunduğumuz durumun alarm verici noktalarını bize hatırlatır diye düşünüyorum. Yağmur nasıl oluşur? Yani nasıl bu oluşur ifadesi bir etkeni, bir faili içermiyor dikkat ederseniz. Bir kendi kendine oluşu, bir kendi kendine yapılışı, bir kendi kendine vücudu gelmeyi ifade eden bir kavram olduğuna dikkat edin. Halbuki yaratılışa ait bir meseleyi konuşacaksak ki Bediüzzaman Hazretleri'nin felsefe dediği ve hakikat diye birbirinden ayırmış olduğu şey tam da bu noktada bana göre ayrışıyor. Yani bir şeyi yaratıcısıyla bağını kurarak, pardon, yaratıcısıyla bağını kurmadan göstermiş olduğunuz bütün kavramları felsefi olarak nitelendiriyor. Eğer bir şeyin yaratıcısıyla bağ kurularak anlatılıyorsa onu hakikat mesleği olarak nitelendiriyor. En azından ben böyle görüyorum ve böyle anlıyorum Risale-i. Gerçekten de vakanın bu olması gerekir. Eğer etrafımızdaki her şey Cenab-ı Hakk'ın sanatıysa ve yaratmasıysa onunla bağını kurmadığımız, yani yaratıcıyla bağını kurmadığımız her fiil, her oluş, her yaratılış, her sanat, ne aklınıza ne gelirse gelsin, her şey batıldır, her şey yanlıştır. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyle her an bağ halindedir. Her şeyin her an varlığı, yaratılması, şekil alması, ayakta kalması, hareket etmesi onun emriyledir, onun kudretiyledir. Bu bağı kurarak, bu bağı kırarak, bu bağı görmeden konuş olduğumuz her cümle felsefidir. Her yaklaşım batıldır. Her düşünce dalalettedir. Eğer iman sahibiysek, eğer imandan bahsediyorsak, yaratılışa ait, varlığa ait her noktada muhakkak ama muhakkak yaratıcıyla, yani Cenab-ı Hak'la onun bağını kurmamız gerekiyor. Çünkü onun varlığı olmadan ve onun yaratması olmadan hiçbir şey var olamaz ve hayatta kalamaz. Biraz sonra sizlerle paylaşacağımız kayyumiyet bahsinde de bu noktayı paylaşacağız ki her şey, bu kainattaki her şey Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyetiyle var olabilir ve hayatta kalabilir. Dolayısıyla esbab bu şeyi icat ediyor. Bu kelimelerden bir tanesi. İkincisi, kendi kendine teşekkür ediyor. Teşekküle bi nefsi, yani kendi kendine teşekkür ediyor, oluyor, bitiyor. Üçüncüsü, iktiza tut tabiat, yani tabiat tabidir, tabiat iktiza edip icat ediyor. Evet, bu kelimeler tekrar hatırlayacak olursa insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işvam eden dehşetli kelimeler. Ve bu kelimeleri ehli iman da bilmeyerek istimal ediyorlar. Dikkat edin, yani bu eşyayı, bu şeyi sebepler yapıyor veya kendi kendine teşekkür ediyor veya tabidir, tabiat iktiza ediyor. Bu kavramları şöyle hepimiz enfüsi bir tefekkürde bulunalım. Olaylara ait, yaratılışa ait, varoluşa ait hangi noktalarda biz bu kelimeleri ne kadar kullanıyoruz yahut kullanmıyoruz? Dürüstçe kendimize sorduğumuzda biraz durumumuzun problemli olduğunu görürüz.
Evet, madem mevcudat var ve inkar edilemez, edilmez. Hem her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor. Yani etrafınıza bakarsanız bakın, nereye bakarsanız bakın, mevcut var ve inkar edilemezse ve her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor. Hem madem kadim değil, yani ölümsüz değil, sürekli ayakta kalan, ezelden beri var olan bir şey değil, yeniden yeniyor oluyor. Sürekli çünkü her hayata gelen yahut yaratılan eskiyor, ölüyor. Yeniden niye? Bu gözümüzün önünde bir şey. Yani sürekli ayakta kalan, sabit, statik bir kainattan bahsetmiyoruz. Sürekli değişen, sürekli yeniden yeniye yapılan ve yaratılan bir alemden bahsediyoruz. Hem madem kadim değil, yeniden oluyor. Herhalde ey mürid, bu mevcudu, mesela bu hayvanı ya diyeceksin ki esbab-ı alem onu icat ediyor. Yani şu alemdeki sebepler onu icat ediyor. Yani esbabın içtimağında, sebeplerin birleşmesinde, bir araya gelmesinde o mevcut vücut buluyor. Veyahut o kendi kendine teşekkür ediyor. Veyahut tabiat muktezası olarak, yani şu tabidir dediğimiz, tabiat gerektiriyor dediğimiz, tabiatın muktezası olarak, gereği olarak tabiatın tesiriyle vücuda geliyor. Bu üç şeye karşılık dördüncüsü diğer bir alternatif veyahut bir Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle icat ediliyor. Demek ki yaratılışa ait bu dört yoldan başka, madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur diye devam ediyor ve o üç yolun batıl ve nasıl imkansız olduğunu ispat ederek dördüncü yolun zorunlu bir yol olduğunu ispat edildiği, bu tarzda bir metodolojinin kullanıldığı 23. lemada, yani Tabiat Risalesi'ndeki bu girişteki kavramlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani sebeplerin icat etmesi, kendi kendine teşekkür etmesi, tabidir, tabiat iktiza ediyor de kavramları ki bizim bütün gündelik hayatımızı, daha doğrusu bilimden bize gelen varoluşla alakalı bütün şeyler bu üç kavramın altında yatıyor. Esbab icat ediyor meselesi zaten açık. Ve bilimsel yaklaşım bize bütün kainatta bir neden sonuç ilişkisiyle örülü bir ağ kurar. Ve bu ağ içerisinde bir şeyin sebeplerini izah ettiyse, onun yaratılışının, onun nasıl yaratıldığının izahının yapıldığını kabul eder. Artık yaratıcıyı aramaya gerek yoktur. Çünkü nedenini biliyoruz der. Ben nedenini izah ederim. Yani o sebebe bir tesir verir ve o sebebin tesiriyle o sonuçların yaratıldığını bize iddia eder. İşte Pünon'un müspetet tarzında la yetezelzel hakikatler olarak kabul ettiğimiz yanlışlardan en temel birincisi bu. Yani sebepler dünyası. Ve bize bu bilim eğer yaratıcıyla, onu da küçümser ya, metafizik der dışlar ya, o metafizik aleme ulaşılacaksa sadece o sebepler ağının olmadığı alanı bırakır. O boşlukları bırakır. Orada da şöyle bir problem vardır. Bugün sebebi izah edilemeyen bir şey yarın izah edilebilir. Yani keşfedilmemiş bir neden, keşfedilmemiş oradaki bir sebep birkaç yıl sonra, 10 yıl, 50 yıl sonra, daha sonraki bir süreç içerisinde ispat edilebilir, gösterilebilir, izah edilebilir. Ki edilecektir de. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak hikmeti gereği her şeyi sebep-sonuç ilişkisi içerisinde yaratmıştır. Bazı istisnaları vardır. Risale-i Nur'da geçen maddenin ilk yaratılması, hayat ve nur gibi unsurların sebepsiz olduğunu, iki yüzünün de temiz olduğu için sebepsiz olduğunu Cenab-ı Hakk'ın bunlarda sebep halk etmediğini ifade eder. Bunlar konumuzun dışında olduğu için, daha doğrusu bugünkü konumuzun dışında olduğu için nasıl oluyor da sebepsiz oluyorun kısmına girmeyeceğiz. Zaten varlığın yoktan yaratılmasının nasıl nedense olduğunu anlayabiliriz ama hayat konusunda belki kafamıza takılan bir şeyler olabilir. Ona bu akşam girmeyeceğim. Çeşitli programlarımızda, çeşitli okumalarımızda bunlara zaman zaman değiniyorum zaten. Demek ki bize bu sebeplerle örülü bir kainat içerisinde
Cenab-ı Hakk'ın hikmeti gereği böyle yaratılış içerisinde sadece yaratıcıya ulaşmak için bu an içerisinde keşfedilmemiş alanları bırakır. Biz de bunu kabul ederiz. Yani sebeplerinin nasıl olduğunun izah edildiği yerlerde sanki yaratılışı ya da yaratılış problemini izah ettik, sanki nasıl yaratıldığını çözdük gibisinden kabul ederiz. İşte la fünunu müsbetesi usulünde la itezezel hakikatlermiş gibi kabul ettiğimiz ve doğru zannettiğimiz birinci yanlış burada olur. Ve biz zannederiz ki sebepsiz yerlerdeki bunu daha önceki şeylerde de söylemiştik. Boşlukların ilahı, boşlukların tanrısı, gaps of God dedikleri yerlerde sadece o deliklerde Cenab-ı Hakk'ı aramaya ve bulmaya çalışırız. En büyük birinci yanlışımız budur. Halbuki Kur'an bize sebeplerin hiçbirinin tesirinin olmadığını, sebeplerin kudretin önünde sadece bir perde olduğunu, izzet ve azamete çeşitli itirazların gelmemesi için bir perde olarak bahsedildiğini, o sebeplerin arkasında müsebbibül esbab olan Cenab-ı Hakk'ın kudretinin işlediğini ifade eder. Dolayısıyla biz sebeplere tesir verdiğimiz takdirde imani noktadan çelişiriz. Bir de burada diğer hususa geçmeden önce ifade etmek istediğim bir şey var. Yine dindarların, hatta dindar inançlı bilim adamlarının birçoğunun ağzından işitmiş olduğum bir hataya dikkatinizi çekmek istedim. Bu noktadaki işte bu sıkışmışlıktan kaynaklanan, yani bir taraftan bilimin bize empoze etmiş olduğu ve bizim de laetizenzel hakikatlermiş gibi kabul ettiğimiz fünunu müsbetesi, müsbet fenler, fennin düsturları, bilimin gereği diye kabul ettiğimiz aslında yanlış olan doğruları aklımızda tutarız, ona iman ederiz. Bir tarafta da kalbimizdeki inancımızla arada kalırız. Ve ondan sonra habire bu ikisini birleştirmeye çalışırız. Yani kalbimizdeki imanla aklımızdaki tırnak içerisindeki materyalizmi bağdaştırmaya çalışırız. Bir yol bulmaya çalışırız. Buna çok dikkat etmem. O nedenledir ki şu ifade, kesinlikle itiraz ettiğim bir ifade. Bilim, kainatın yahut eşyanın nasıl yaratıldığını, din ise niçin yaratıldığını söyler. Bunu ben birçok bilim adamının, dindar, inançlı bilim adamının ağzından bile işitmiş olduğum bir söz, bu kesinlikle yanlış bir şey. Eğer biz bilimin nasıl yaratılışı izah ettiğini kabul ediyorsak, bu ifadede böyle bir kabul var ediyorsak, o zaman bilimin yaratılış tanımlamasını kabul etmiş oluruz. O zaman yaratıcıya ihtiyaç kalmaz ki. O zaman sebebe tesir vermiş oluruz. O zaman onun söylemiş olduğu sebeplerin tesiriyle eşyanın vücuda geldiğini kabul etmiş oluruz. Ki bütün kainatı az önce de söylediğimiz gibi Cenab-ı Hak sebeplerle yaratmış olduğu için, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde yaratmış olduğu için önümüzü öyle bir kalın perdeyle kapatırız ki biz bu perdeden yaratıcıya nasıl ulaşacağımızı sormamız gerekir. Ve de bir büyük bir yanlış yaparız çünkü sebep dediğimiz şey Cenab-ı Hakk'ın yaratmasından başka bir şey değildir. Sebebin Risale-i Nur'da şiddetli bir surette vurgu yapıldığı, sebep vardır evet, o Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıdır ve hikmeti gereği böyledir ama sebebin kesinlikle tesiri yoktur. Bu problemi biz zihnimize çözümlememiz gerekir. Bu zorlandığımızı biliyorum. Yani etrafa baktığımızda her şey bir sebep-sonuç ilişkisi içerisinde. Güneş geliyor, güneşin ışıkları suları ısıtıyor. Sular ısındıktan sonra onlar buharlaşıyorlar. Bulut ve vesaire vesaire bütün bu zincirler içerisinde, bir sebep zincirleri içerisinde. Bunlar da biraz da işte bilimsel hakikat, bilimsel gerçeklik olarak kabul ettiğimiz takdirde biz bunlara tesir verir. Gerçekten de yaratılışın bu sebeplerin sonucunda olduğuna inanmaya başlarız. Eğer buraya başlamışsak, işte söylediğim gibi yaratıcıyla aramıza çok derin bir perdeyi çekmiş oluruz. Çünkü sebep sonuçlarla örülü bir kainatta
Bütün kainat bizim için zifiri karanlık olur ve işte keşfedilmeyen, hala nedeni açıklanamamış bir takım incecik delikler bulup oradan yaratıcıya bakmaya çalışırız ki çok büyük bir problem. Koca kainatı bırakıp, koca kainatı adeta inançsızların eline bırakıp biz küçücük alanlara kendimizi hapsetmiş oluruz ki büyük bir yanlış. Evet, demek ki bu esbab icat ediyor kavramının gerisinde bilimin determinist görüşü vardır, determinizm görüşü vardır. İkinci olarak kendi kendine teşekkür ediyor dediği Bediüzzaman Hazretleri'nin 23. lemanın başındaki yine bilimin bize empoze etmiş olduğu doğal özellikler kavramı vardır. Nedir bu doğal özellikler? Her eşyanın kendine ait doğal bir özelliği vardır. Ve bu doğal özelliğe göre hareket eder. Diğer bir şey de söyleyeyim, birbiriyle bağlantılı olduğu için ikisini birlikte paylaşalım. Üçüncü olarak tabidir, tabiat iktiza diyor sözü de bize zaten tabiat denilen kavram yeryüzündeki bütün kanunların mecmuasıdır diye tarif eder. Yani fizik kanunların toplamını ifade eder tabiat denilen şey. Dolayısıyla kanunların bu kainatta belirleyici olduğunu bize empoze eder. Yani bize kainatı bir mekanizma kurar, yaratılışa ait bir mekanizma kurar. Bu mekanizmanın temel ana direkleri nedensellik ilişkisidir, determinizmdir, eşyanın doğal özelliğidir ve belirleyici olan fizik kanunlardır. Eşyanın kendine ait bir takım doğal kanun özellikleri vardır ve bu özelliklere göre hareket eder ve bunlar nedensellik ilişkisi içerisinde tabiat kanunlarına göre hareket ederler. Böyle bir tanımlama yapar. Böyle bir tanımlama yaptığında yani diyelim ki termodinamik kanuna göre, entropi şeyine göre bütün eşya, bütün maddeler minimum enerji maksimum kendi kendine bırakıldıklarında minimum enerji maksimum entropi olacak şekilde hareket ederler. Bakın bu düşüncenin içerisinde bir mekanizma oluşturur. Bir, etrafta maddeler var. Bunlar kendi başlarına var olabilirler. Kendi başlarına var olmuşlar. Big Bang'i götürür. Big Bang'de bunlar yaratılmışlardır. Daha çok bunlar atom olarak kendisini gösterir. Ve bunlar daha sonraki süreçte moleküllere dönüşmüş vesaire vesaire. Bunlar sabittirler. Vardan yok olmaz, yoktan var olmazlar. Bir kere yoktan var oluşu ortadan kaldırırlar. İkincisi bu maddeye bir takım doğal özellikler yüklerler. Ve bu doğal özelliklerle bu madde kendi kendine hareket edebilir. Kendi kendine bu doğal özellikleri gösterebilir. Yani mesela elektron protonu doğal özelliği gereğiyle kendisine doğru çekebilir. Kütleler doğal özellikleri nedeniyle birbirlerine çekerler. Maddeler, atomlar bulundukları ortamda işte darmadağınık, karmakarışık bir şekilde entropi kanunu gereği hareket edebilirler. Bütün bunları biz müsbet fenlerin bize empoze etmiş olduğu bilimsel gerçekler, tırnak içerisinde bilimsel gerçekler olarak da kabul ederiz. Yani biraz en basit olsun diye ifade etmiş oldum. Mesela bir suyun yaratılmasında iki tane hidrojen, bir tane oksijen bir araya gelip reaksiyona girer ve suyu oluştururlar bilimsel ifadesinin içerisinde. Birçok felsefi ön kabulün olduğunu hiç dikkat etmeyiz. Mesela bu cümlenin içerisinde bakın yalın bilimsel bir ifade. İki tane hidrojen, bir tane oksijen bir araya gelip reaksiyona girerler ve su oluşur. Bunun içerisindeki felsefi kavramlara hiç dikkat etmeyiz. Yani bize bu materyalist felsefenin empoze etmiş olduğu dinsiz bir bakış açısını, dinsiz bir kainat modeli bu tırnak içerisinde, masum ifadenin içerisinde ne kadar yüklü olduğunu aktarız. Nedir? Fark etmediğiniz bu şeyin içerisindeki bu problematik kavramlar nedir? Bir irdeleyelim isterseniz. Bir, burada bir mekanizmadan bahsediyor işte. Bir, etrafta iki tane hidrojen, bir tane oksijen sabit olarak var. Yaratılmaya gerek yok. Onlar Big Bang'de yaratılmış olabilirler. Hani yaratıcı orada kendisini göstermiş olabilir. Şeytan buna çok fazla itiraz etmez. Yani şeytan Allah'ı inkar edemez. Şeytan şirk koşmaya daha çok meyillidir. Dolayısıyla evet,
Size Big Bang'de, yani zamanın ilk başlangıcında bir yaratıcıyı oraya belli belirsiz yerleştirip biraz daha sizin sırtınızı okşar. Bu dönemden itibaren madde sabit olarak vardır. Dikkat edin, sabit olarak vardır. Maddeye bir ezeliyet yüklendi burada. Ezeliyet kavramına çok dikkat etmek lazım. Kader Risalesi'ndeki yaklaşımda ezeliyeti geçmiş, an ve geleceği ihata eder bir manzara âlâ diye şey yapar, ifadelendirir. Ben bunu geçmiş, gelecek ve anı kapsayan bir şey, zaman şeridindeki bir süreç olarak anlıyorum. Dolayısıyla zaman şeridinin üzerindeki bir süreçte, isterse bu bir saniye olsun, iki saniye olsun, işte bir saniyesi geçmiş, bir saniyesi gelecek, bir anı da şimdi ifade ettiğini düşünecek bile olsak, bir madde, bir varlık, bir saniye bile olsa, bir salise bile olsa, yaratıcıdan bağımsız olarak bu zaman şeridi üzerinde ilerleyebiliyorsa, var olabiliyorsa, siz o maddeye ezeliyet yüklemişsiniz demektir. Big Bang'den beri varlığını sürdürebiliyorsa, öncesinde ne olursa olsun, isterse yoktan var olmuş olsun, siz bu maddeye bir ezeliyet yüklediniz. Yani o zaman çizgisinden 14-15 milyar yıldan beri kendi başına hareket ederekten bugünlere kadar gelebildi. Varlığını devam ettirebildi. Hayatta yaratıcısız kalabildi. Bu ifadenin içerisinde, yine suyun tırnak içerisinde oluşumu ifadesinin içerisinde dikkat edecek olursak, böyle bir yaklaşım. İki tane hidrojen ezeli olarak, tırnak içerisinde yine ezeli olarak var. Yaratıcıya ihtiyaç duymadan varlık halinde kendisini gösteriyorlar. Ve bunların doğal bir takım özellikleri var. Nedir doğal özellikleri? Bir, hareket edebilirler. Yani bir noktadan başka bir noktaya gidebilirler. Bu hareket esnasında birbirleriyle çarpışabilirler, birbirlerine yaklaşabilirler, birbirleriyle reaksiyona girebilirler. Bunlar hidrojen ve oksijenin doğal özelliğidir. İşte o kader sayesindeki şeye dikkat edecek olursanız, ikinci özelliği de verdik. Kendi kendine teşekkür ediyorum mekanizmasını da biz oluşturduk. Sonra bunlar reaksiyona girdiğinde bir araya gelirler ve su molekülünü oluştururlar. Yani hidrojen ve oksijen su molekülünü oluşturur. Çünkü bu reaksiyonların içerisinde, fizik kanunların içerisinde hidrojenle oksijenin enerji çıkararak bir araya reaksiyona girip su oluşturabilmek diye bir fizik kanunu var. Bir tabiat kanunu var. Ve bu kanunlar çerçevesinde bu mekanizmayla su oluşur. Şimdi kıymetli dinleyenler, benim bu anlatmış olduğum bilimsel ifadenin ve yaklaşımın içerisinde rahmet olan bu suyun Rahman tarafından yaratılışını nasıl oturtacaksınız? Nasıl Allah suyu yarattı diyeceksiniz? Zaten dikkatinizi çektim. Soruyu sorarken bile materyalist bir soru soruyoruz. Bu nasıl yaratılır diye sormuyoruz. Dilimiz öyle alışmış. Dilimiz öyle alıştırılmış ki su nasıl yaratılır diye sormuyoruz. Su nasıl oluşur diye soruyoruz. Ve ifademizin sonunda iki hidrojen ve bir oksijen reaksiyona girerek suyu oluşturur diyoruz. Allah'ı tanımladık. Yaratıcıyı tanımladık. Yaratıcı hidrojen ve oksijen. Kendi doğal özellikleriyle fizik kanunlar çerçevesinde reaksiyona girdiler ve suyu oluşturdular. Bundan sonra biz yaratıcıyı bu tablonun içerisinde yaratıcıyı nereye oturtacağız? İşte size anlatmaya çalıştım. Biz bu ifadeyi masum, doğru, bilimsel bir ifade olarak alırsak, ondan sonra zihnimizdeki inançsızlıkla kalbinizdeki imanın iki çelişkisi arasında kıvranır dururuz. Ondan sonra bilim maddenin nasıl yaratıldığını, dinle niçin yaratıldığını izah eder gibi abuk sabuk ifadeler kullanırız. Eğer bilim maddenin nasıl yaratıldığını ifade ediyorsa, yaratılış problemimiz, varlık problemimiz çözülmüş demektir. Daha neyin arayışı içerisindeyiz ki? Daha neyin çabası içerisindeyiz ki? Yaratıcıyı bulduysak başka yaratıcıyı niçin arıyoruz ki?
İşte kıymetli dinleyiciler, bize Bediüzzaman Hazretleri'nin, eski sahip böyle düşünüyordu düşünmek, ben bilmiyorum bunu başka yerlerde. Ben bu ifadelerden, yani 29. sözdeki bu ifadeden kendime bir çıkarımda bulunuyor. Eski sayıda yargılanmıyor. Burada altını çizerek dikkat etmek istiyorum. Herhalde benim gibi bu denli böyle materyalist bir yaklaşım içerisinde kesinlikle olmamıştır. Ondan eminim. Ama biz kendimize dikkat ettiğimizde böyle bir problemimizin olduğunu dikkat etmemiz gerekir. Çok uyanık olmamız gerekir ve bu problemi çözmemiz gerekir. Ve ben size büyük bir samimiyetle söylüyorum. Üniversite yılları dahil ondan sonraki bir süreçte benim bütün risale okumalarımda bu problemi çözmeye çalıştım. Allah'a şükrederek söylüyorum ki bu problemi çözdüm zannediyorum. Kendi dünyam için bunu anlatabilirim, anlatamam, ifade ederim, ederim. Ama kendi iç dünyam itibariyle bu problemi büyük oranda diyelim hani bir opsiyonunu bırakarak inşallah çözdüğümü düşünüyorum. O nedenle dikkatlerinizi Risale-i Nur'a çekiyorum. Bu problemlerin cevabının Risale-i Nur'da olduğunu ve Bediüzzaman Hazretleri'nin ısrarla ve ısrarla Risale-i Nur'un hakikat mesleği diye ifade ettiği şeyin bu olduğunu da dikkat çekmek istiyorum. Hatta yeri gelmişken şöyle bir şeyi de ifade etmek isterim. Risale-i Nur'da kainat tasvirleri yaratıp yani anlatılırken ki bir dil bize garip gelir. Hiç dikkatinizi çekti mi? Bana çok uzun süre bir garip gelmiştir. Neden? Çünkü bilimsel bir ifade kullanmaz. Bu bilimin anlattığı gibi eşyanın kendi kendine oluşturduğu bilimsel süreçlerde bilimsel verileri sanki fünyonun müsbeteymiş gibi alıp bir ne derler ona bilimsel teizm yapmak gibi bir yaklaşımın içerisinde görmeyiz. Doğrudan doğruya kainata bakarken, kainatı yaratırken bilimin anlattığı gibi sebepler yapıyormuş gibi değil, kendi kendine oluyormuş gibi değil, tabiat iktiza ediyormuş gibi değil, doğrudan doğruya Cenab-ı Hak yaratıyor gibi anlatır. Çünkü her şeyi, gözümüzün önündeki her şeyi her an Cenab-ı Hak yaratıyor ve de Risale-i Nur böyle bir dil kullanır, böyle bir uslup. Zaman zaman bazı konularını anlamayız yahut anlayamayız. Mesela diyelim ki dikkatinizi çekmek istediğim şey. Hüve nüktesi biraz anlaşılması zordur. Neden? Aslında anlattığı şey çok kolaydır ve muhteşem bir şeyden bahseder. Ama niye anlamayız? Çünkü zihnimizin formatlanmasında o bilimsel nedensellik ilişkisiyle oluşmuş bir hava tablosuyla Bediüzzaman Hazretleri'nin anlatmış olduğu hüve nüktesindeki o yaratılış manzarası ve tablosu çelişir. Zihnimizde o materyalist toplama, o tevhidi ifadeleri anlamakta zorlanır. Bunun gibi Risale-i Nur'un birçok yerindeki o dil birçoğumuza en azından hayatımızın bir kısmına yahut hala devam da ediyor olabilir. Bu süreçte yaşadığımız süreç içerisinde ters gelir. Farklı gelir. Biraz anlaşılmaz gelir. Nedeni işte buradan kaynaklanır. Çünkü biz materyalist bilimin, pozitivist bilimin zihinsel kodlamalarıyla kainata bakarız. O dille konuşuruz. O nedenle İman ve tevhid diliyle konuşan, hakikat mesleğiyle konuşan Risale-i Nur'un dili biraz bile bize garip ve yabancı gelir. O halde şuna dikkat etmemiz lazım. Bütün bu farklılık, yabancı algılamalar bizim biraz manevi problemlerimizi ve manevi hastalıklarımıza işaret eder. Yine geçen hafta girişte de size okumuş olduğum 5. noktadaki eski Said'in Arpa Fünunu ve Medeniyeti eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği için yeni Said harekat fikriye de seyrettiği zaman Arpa'nın Fünun ve Medeniyeti o seyahat-ı kalbiye de emraz-ı kalbiye intihap ederek diye ifadelendirmiş olduğu o
kendi enfüsi dünyasına ait çok güzel bir şekilde dillendirmiş olduğu problemleri ve kalbi hastalıkların çok fazlasına sahip olduğumuz için biz bu çelişkileri yaşarız kıymetli dinleyiciler. İşte anlatmaya çalıştığım şey bu ki bilim bize kainatta bir mekanizma oluşturur. Bu mekanizmanın temelinde nedensellik ilişkisi vardır. Eşyanın doğal özellikleri vardır. Fizik kanunlar vardır. Bir de dördüncü olarak kuvvet vardır. Bu da çok önemli. Yani fiziksel kuvvetler vardır. Nükleer kuvvet, zayıf kuvvet, çekim kuvveti ve elektromanyetik kuvvet olarak belirlemiş olduğumuz bu fiziksel kuvvetler bizim dünyamızda kainatın şekillenmesinin, var olmasının ve yaratılmasının temel mihenk noktalarıdır. Ve bu bilimsel pozitivizmin de temelidir. Hatta Risale-i Nur'da birkaç yerde geçiyor. Şu ifade çok bana ilginç geliyor. İleriki programlarda bunları paylaşmak istiyorum. Ve bir de şunu ifade de etmek istiyorum. Burada konuşup gidiyoruz ama biz bunların hepsine bu seride teker teker değineceğiz. Neden sebeplerin tesiri yoktur? Kanun, kuvvet, tabiat nedir? Risale-i Nur'da var bunlar. Bunları mahiyeti nedir? Gibi bu kavramların tamamının üzerine gideceğiz. Bunları teker teker hepsini yakından incelememiz gerekiyor. Ve de çok önemlisi bu bizdeki doğallık kavramını, yani her şeye kendi doğal özellikleri vardır ve bu doğal özelliklere göre hareket ederler düşüncesi bizim iç dünyamızdaki bir paradigmadan kaynaklanır. Ene denilen 30. sözde izah edilen bizdeki benlik kavramı aslında kainatın nasıl baktığımıza ve paradigması oluşturur. Ve birçok kainatı nasıl algılamamız gerektiğini de biz bu kendi iç dünyamızdaki benliğimize yüklemiş olduğumuz kavramla cevap veririz. Çünkü eğer ben mesela bu gözlüğü çıkarabiliyorsam kendi kendime, kendimin doğal bir özelliği olarak başka hiç kimseye ihtiyaç duymadan, yaratıcıya da ihtiyaç duymadan bu gözlüğü takıp çıkarabiliyorsam, dilimi hareket ettirebiliyorsam elektronda protonu gayet rahatlıkla çekebilir. Ben neysem odur. Çünkü o da onun benliğidir. Bu benim benliğim, yani benim doğal özelliğim, o da onun özelliği. Bizim işte kainata bakarken ki bu bakış açımızı, kendi enfüsü dünyamızdaki bu bakış açısını dış dünyaya nasıl yansıttığımız konusunda yine bu kavramlar içerisinde önemli bir nokta teşkil ediyor. Yine ileriki programlarda bunu ayrıntılı olarak sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Hatta bir değil birkaç programı sanırım bu ene meselesine ayırmamız gerekecek. Bakın şu noktadan gelmiş. Esbab-ı tabiyenin üsülü esası hükmünde olan. İfadeye dikkat edin. Yani esbab-ı tabiyenin, bu materyalistlerin kullanmış oldukları sebeplerin üsülü esası olan, yani temel mihenk noktası. Nedir? Esbaba tesir veriyoruz. Bu bunu yapıyor, bu. Nereden yapıyor? Düşündüğünüzde ulaştığınız bir yer vardır. En temel. Nereye dayanıyorsa. Esas dayanak noktası, bir sürü esas demiş oldu. Esas dayanak noktası cüz-i ilahiyat-ı cezadaki, yani en küçük parçadaki kuvve-i cazibe ve kuvve-i dafianın içtimalarının hortumu üstünde muhaliyet damgası var diye bir ifade geçiyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri bu meseleye kafa yormuş. Yani bu felsefeden gelen bu iddialara, bu felsefe, bu felsefenin kavramlarına, bunların nasıl olduğu, bunların temel dayanak noktasının ne olduğu gibi gerçekten çok ciddi olarak kafa yormuş. Ben uzun süre bu ifadeye dikkat çekmeden nedenselliğin temelinde ne vardır diye ulaştığım nokta buydu en sonunda. Hani bilimsel bir yaklaşımla nedensellik en son neye ulaştırır? En son fiziksel kuvvetlere ulaştırır. En son nedenselliği izah ettiğimiz bir şey, en dibe gittiğimizde maddenin özellikleridir, fizik kanunlardır ve de en temelinde de
fizik kuvvetlerdir. Ki bu kavramların tamamına Risale-i Nur'da bir bakış getiriliyor. Ve bunlarla ilgili yaklaşımlar söz konusu ki ileriki serimizin ileriki programlarında bunları teker teker sizlerle birlikte konuşmak istiyorum. Şurada süremizi hep artık sonuna doğru geldik. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu kainattaki mekanizma kavramı. Yani. Yıllar önce televizyonda bir Darwin teorisiyle alakalı bir tartışma vardı. Yani bunu savunan bir kısım bilim adamları ile buna karşı çıkan bir kısım bilim adamları yahut düşünürler diyelim. Onların bir tartışması da bir biyolog profesörün bir ifadesi benim dikkatimi çekmişti. O zamandan beri unutmam. İfade aynen şuydu. Doğada Darwin teorisi için gerekli mekanizma vardır demişti. Kıymetli izleyiciler, dinleyiciler. Bu çok önemli. Eğer nedensellik ilişkisine, kendi kendine teşekkül etme, yani eşyanın doğal özellikleri, fizik kanunlar ve fizik kuvvetlerden oluşan, materyalizmin oluşturmuş olduğu mekanizmayı kabul edersek, ona biat edersek, ona müsbet fennin gereğidir, müsbet bilgidir, künûn-u müsbetenin lâhit-i zelzel hakikatlarıdır diye iman edersek, materyalist mekanizmayı kabul etmiş oluruz. Artık bundan sonra bizim bu alemde yaratıcıyı koyabilmemiz için aklımız değil de güçlü bir kalbi imanımız olması lazım. Aklı bu kadar bir materyalist felsefeyle kirlenmiş birisinin bu kadar güçlü bir kalbi olabilir mi? Onu bilmiyorum. Ama bir probleme dikkat çekiyorum. Ve programı bitirirken şunu ifade etmek istiyorum. Burada ifade edilen ve bu kainatta materyalizm için bir mekanizma oluşturan kavramların Cenab-ı Hak'tan bağımsız bir şekilde, Cenab-ı Hakk'ın yaratmasından ve kayyumiyetinden azade bir şekilde hiçbir hakikati yoktur. Evet, burada eşyanın bir takım özellikleri vardır ama Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyladır. Sebep-sonuç ilişkisi diye bu alemde bir şey vardır. Ama sebeplerin hiçbir tesiri yoktur. Sebeplerin arkasında iş gören, müsebbibül esbab olan Rabbimizin kudretidir. Evet, bu kainatta fizik kuvvetler diye nitelendirdiğimiz bir şey vardır ama bu fizik kuvvetlerin vücudu haricileri yoktur. Buna çok dikkat edin. Fizik kuvvetlerin vücudu haricileri yoktur. Materyalist bilim bize bunu vücudu haricileri varmış gibi empoze eder. Ama şu an kendileri de biliyorlar ki bunların vücudu haricileri yoktur. O vücudu haricisinin olması kavramı Newton fiziğinden kalma bir şeydir. Einstein'ın getirmiş olduğu fizikle birlikte kendileri de bu fizik kuvvetlerin vücut haricisinin olmadığını gördüler ve bunu biliyorlar. Ama popüler bilimde çok ifade etmiyorlar. Hala popüler bilimde sanki Newton fiziğinden kalma, kütleleri birbirine çeken yahut elektronu, protonu birbirine çeken, görmediğimiz, bilmediğimiz gizli ip gibi bir şeyler varmış gibi bir şeyi bize hala empoz etmeye çalışıyorlar. Ama fizik biliminin içerisinde bunun böyle olmadığını kendiler de biliyorlar. Dolayısıyla bu mekanizmaya dikkat. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın kudretinin yerine geçecek, onun yaratmasının yerine geçecek tabii bir mekanizma yoktur kıymetli dinleyenler. Tabii bu konuştuklarımızın hiçbirisini mücerret bir iddia olarak bırakmayacağız. Niyetimiz, düşüncemiz bu. Bunları teker teker, bu kavramların hepsini teker teker niçin yoktur? Mesela tahmin ediyorum ki fizik kuvvetlerin vücudu haricisi yoktur. Yani fiziksel varlıkları yoktur. Açıkçası bu. Hepiniz sizi biraz şaşırttığını düşünüyorum. Bu Risale-i Nur'da çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Bu sadece itikadi Risale-i Nur'da geçen bir şey değil. Günümüzün bilimsel bir realitesinden de bahsediyor. Kafası çalışan fizikçilere sorarsanız bunun böyle olduğunu size söylerler. Bunun izahlarının nasıl olduğunu
serimizin ileriki programlarında sizlerle konuşacağız. Süremizi açtık. Sizi sıkmak istemiyorum. Biraz tadında bırakmak istiyorum. Planladığım sürenin 5-6 dakikada ilerisine geçti. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Konular önemli. Konular önemli olunca da insan bazen öyle kontrolü kaybedebiliyor. Geri kalanlara gelecek programda temas edelim, değinelim. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar bu hakikatleri, bu güzellikleri birlikte paylaşmak temennisiyle, duasıyla. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.